Merhaba sevgili tarihseverler. Bugün sizlerle Anadolu'yu Mezopotamya'ya, İran'ı Akdeniz'e bağlayan kesişme noktalarından birindeyiz. Medeniyetler Kavşağı, Adıyaman. Adıyaman, eski ismiyle Hısnı Mansur, yani Mansur'un kalesi. Burada bahsedilen Mansur, Emevi veya Abbasi devletlerinin halifelerinden biri olan El Mansur'dur. Adıyaman'da geçmişten günümüze birçok devletin iskan ettiğini görebiliriz. Bunlardan ilki Hititler. Hititlerden sonra Helenistik dönemin en ünlü krallıklarından biri olan Komagene Krallığı uzun yıllar bu bölgeye hakim kalıyor. Daha sonra sırasıyla Roma ve Bizans dönemlerini yaşayan Adıyaman, İslamiyet'le tanışması 2. İslam halifesi olan Hazreti Ömer döneminde yaşanıyor. Ancak tam olarak bir İslam kenti haline gelişi, yani fethedilişi, Muaviye zamanında Emevi Devleti'nin ilk hükümdarı olan Halife Muaviye zamanında gerçekleşiyor. Adıyaman'da Türk hakimiyeti ise 11. yüzyılın ikinci yarısının sonlarını buluyor. Yani 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra bölgeye ilk defa Türkmen aşiretleri iskan ediliyor. Adıyaman'da Türk hakimiyeti Selçuklularla birlikte başlıyor. Ardından bir süre Memlükler bölgeye egemen oluyor. Daha sonra burada 2. Türk beyliklerinden Dulkadiroğulları beyliğinin egemenliğini görüyoruz. En sonunda 1515 yılında Yavuz Sultan Selim marifetiyle Turnadağ Savaşı'nın sonunda Adıyaman bir Osmanlı kenti haline geliyor. Şu an Adıyaman'ın Zeugması olma yolunda ilerleyen Perre Antik Kenti'ndeyiz. Eski kaynaklara göre Pirin veya Pörün olarak adlandırılan Perre Antik Kenti, ünlü Komagene Krallığı'nın en önemli 5 şehrinden bir tanesiydi. Perre kenti çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olsa da aslında görevi hep aynı kalmış. Doğudan gelebilecek saldırıları önlemek için tampon bir bölge rolü. Perre kentinin güney yamaçlarında bulunan nekropolün büyüklüğü bizlere burasının çok eskilere dayanan ve oldukça ciddi bir nüfusu barındıran bir kent olduğunu gösteriyor. Perre antik kent kazıları için ilk çalışmalar 19. yüzyılın sonlarını işaret etse de aslında bugün kente dair çok fazla bir bilgimiz yok. Perre kenti Zeugma'ya olan yakınlığı yanı sıra bir başka öneme de sahip. Kutsal şehir anlamına gelen Hieropolis ifadesi burası için de kullanılmış. Milattan sonra 325 yılında Nikea'da İznik'te toplanan İznik konsülüne bu şehirden de temsilci gitmesi yine Perre kentinin dini öneme sahip olduğunu da gösteriyor. Şu an Perre antik kentinin sarnıcının önündeyiz. Sarnıç, yağmur sularının depolandığı ve daha sonra içme suları olarak kullanıldığı yer. Şu an Perre Antik Kenti'nin libasyonunun önündeyiz. Libasyon nedir derseniz, tanrılara adanan kurbanların kanlarının akıtıldığı sunum çukuru. Şu an Perre Antik Kenti'nin endüstriyel üretim merkezindeyiz. Burada milattan sonra 4. ve 7. yüzyıllarda tekstilde kullanılmak üzere boya üretiliyordu. Perre Antik Kenti aktif bir kazı alanı. Dileriz ki buradaki tarihi gerçekler bir an önce gün yüzüne çıkartılır. Sevgili tarihseverler, şu anda Nemrut Dağı eteklerinde bulunan Arsemiye Antik Kenti'ndeyiz. Arsemiye Antik Kenti'nde arkamda görmüş olduğunuz gibi bazı kaya dehlizleri bulunuyor. Bu kaya dehlizlerini o zaman da soğuk hava deposu olarak kullanıyorlarmış. Hatta bu kaya dehlizlerinin birinin sonunda bir Mitra Tapınağı olduğunu ileri sürenler de var. Arkamda görmüş olduğunuz anıt mezar, ünlü Komagene kralı 1. Antiyokos'un babası Mitridates için yapılmış. Burada tam 256 satırlık bir Grekçe yazıt bulunuyor. Bu yazıt Anadolu'daki tek parça kaya üzerine işlenen en büyük Grekçe yazıttır.
Yazıtın hemen altındaysa az önce bahsettiğimiz dehlizlerden bir tanesi daha bulunuyor. İşte bu dehlizin altında Mitra Tapınağı olduğu düşünülüyor. Arkamda görmüş olduğunuz Herakles ve Antiyokos selamlaşma steli bizlere çok önemli mesajlar veriyor. Bunlardan ilki, Doğu ve Batı medeniyetlerini temsil eden bu ikili. Özellikle Herakles'e baktığımız zaman üzerinde sadece aslan postu ve kılıcı görünürken, Antiyokos'a baktığımız zaman o bütün zenginliğiyle, gösterişiyle, Pers tacı, öte yandan aslan desenli pelerini ve kabzası silahıyla zenginliğini ve gösterişini anlayabiliyoruz. Burada doğuyu temsil eden 1. Antiyokos, batıyı temsil eden Herakles'ten üstün gösteriliyor. Yani doğu medeniyetleri batı medeniyetlerinin üstünde görülüyor. Arsemiya kenti, Kommagene krallığının yazlık başkenti ve idare merkeziydi. Şu an Adıyaman'ın Kahta ilçesine 10 kilometre uzaklıkta Cendere Köprüsü yakınlarındayız. Cendere Köprüsü Anadolu'nun en eski kemerli köprüsü olma özelliğini taşıyor. Cendere ismini ise antik Gabinas çayının ikiye ayrıldığı yer üzerinde kurulmuş olmasından dolayı alıyor. Ayrıca bu köprü Roma döneminde Roma kralı Septimus Severus tarafından yakınlardaki Samsat ilçesinde bulunan 16. Lejyon'a yaptırıldığı için Septimus Severus Köprüsü olarak da anılmaktadır. Köprünün mimari özelliklerine gelince 7 metre genişliğindeki köprü 30 metre yüksekliğinde ve 120 metre uzunluğundadır. Bir ana kemer ve bir de küçük tahliye kemerinden oluşmaktadır. Bu köprünün en ilginç mimari özelliğine geldiğimizde ise tonlarca ağırlıktaki düzgün kesme taşların harçsız olarak birleştirildiğini biliyoruz. Köprünün iki ayağı birbirine rampa şeklinde yükselerek birleşiyor. Bu durum hem statik olarak dayanıklılığını arttırırken hem de anıtsal bir mimari özelliği göstermesini sağlıyor. Şu an Adıyaman'ın Kahta ilçesinden Nemrut'a giderken yol üzerinde bulunan Karakuş Tümülüsü'ndeyiz. Burası 2000 yıllık bir geçmişe sahip. Karakuş denilmesinin nedeni de arkamda görmüş olduğunuz sütun üzerindeki kartal sembolünden dolayı. Karakuş Tümülüsü'ne kadınlar anıt mezarı da denmektedir. Böyle denmesinin sebebi Kommagene kralı 1. Antiyokos'un eşi Isas, kızı Antiochis ve torunu Akan'ın da burada mezarlarının bulunmasından. Adıyaman, tarihi güzellikleriyle, enfes doğasıyla, misafirperverliğiyle bizi çok güzel kucakladı. Dileriz ki sizler de bir gün gelin, Adıyaman'ın bu tarihi güzelliklerine şahit olun. Bir sonraki gezimizde görüşmek üzere, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.